Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sizlere bir sürpriz yapacağım. Evet. Kanalımız büyüyor arkadaşlar ve ne kadar büyüyecek bilmiyorum. Bakacağız abi. Şimdi arkadaşlar, gece gündüz demeden görüyorsunuz sizler için çalışıyoruz. Zamanı 120x yaptık ve kanallarımız büyümeye başladı. Şimdi arkadaşlar, ben bu olayı şöyle yapmak istedim. Evet, bu eleman buraları temizliyor. Yani yarım yarım çalışacağız. İş bölümü yaptım arkadaşlar. O eleman buraya kadar temizleyecek. Ondan sonra bu temizlenen bölümlere bu elemanla birlikte ekim işlemi sağlayacağız. Hatta ben şöyle yapabilirim. Gerçi işçiler orada çakışır mı abi? Şöyle yapsak. Ya da o bitirsin. Çünkü ben zamanı 120x'e aldım. Düşürdükten sonra o olaya girelim abi. Şimdi bu kan olayı bekleyeceğiz. Bunlar büyüyecek abi. Bunlar büyüdükten sonra da hemen şöyle kanola fiyatlarına bakalım abi. Of of of. 2505 dolar. Abi deli para yapacağız. Bu arada ben bir tane daha arı kovanı aldım arkadaşlar. Arıcılıktan biraz parayı vuracağız. Abi ne iş? Burası yamalı don gibi olmuş. Bakayım hemen şöyle. Neyse ekeriz abi. Şunlar büyüsün de olaya gireriz. Şimdi abi sen şöyle bir gel. Ben seni şöyle bir alayım. Şimdi arkadaşlar güzel paralar kazanacağız. Evet, sen şurada kal. Şimdi ne yapabiliriz? Ben o elemandan şeyi alayım abi. O kanola bitene kadar. Bu arada böyle farlarımızı falan yaktı. Hop, bir dakika dur lan. Farlarımızı falan da yaktık abi. Çok güzel. Daha bir tane daha basalım. Arka tarafta yansın. Evet. Yemyeşil büyüyor abi bu kanola. Kanola ne ya? Yani Türkçe olayı nedir abi? Ben kanolayı hiç bilmiyorum. Evet. Yani bildiğimiz bir şeydir de Türkçe adını bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi internetten bakarım. Neyse. Şimdi olaya girelim abi. Buraları biz ne yapacağız? Ben şu telefonu kapatayım. Evet. Abi yok. Almayalım. Şu an için harcı işleri şey yapamıyoruz abi. Gece gündüz çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar, güneşin doğumuyla birlikte tarlamızda bir gün daha doğuyor arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Bir dakika abi, bir dakika dur. Yarısını almadan geçiyoruz. Şöyle yapalım. Hop. Abi bunun ön tekerlekleri bayağı bir egzantrik ha. Evet, sen gel abi. Seni şöyle bir biçelim. Daha doğrusu toparlayalım bakalım. Abi kanola ne ayak? Onların da büyüdüğünü nasıl göreceğiz ki şimdi biz? Bir bakalım. 5 tane de arı kovanımız var arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Abi ben şu koyunları bilmiyorum ya. Satsam mı? Telef olacak hayvanlar orada. Bir dakika dur. Dur dur dur. Şöyle yapalım abi. Bir dakika. Avlet. Koyunlarımız nerede? Koyun diyorum abi. Abi bakın burada işte Lamborghini'nin 132 bin dolarlık. Bu arada Lamborghini traktör üretiyor mu ya? İlginç. Evet, deli traktörler var. 175 bin dolar. Case. 298 bin dolar. Bu ne ya? 299 bin dolar. Abi ben bunu alırım. 10 numara bir traktör gibi görünüyor. Evet. Animals. Sat abi. Sat. Sat 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 sat. Şu an tamam. Koyun içine girmeyeceğiz. Bir dakika. Kaç paramız var? 18 bin dolarcığımız var. Evet.
Abi kanolalar ne ayak, büyüyor mu? Geçen biliyorsunuz Sarp'la biz bunları büyümeden almaya çalıştık abi. Ondan sonra takliye geldik. Evet, şöyle yapsak. Aslında nasıl olsun? Ya şimdi bir taraftan ekmek istiyorum ama zaman 120x'te. Şu kanolalar büyümesi lazım. Şimdi bizim buraya ektiğimiz 120x'te çabucak büyüyecek abi. Ondan sonra bu orta kısmı ekerken olaya gireceğiz. Gerçi zamanı orta kısmı ekerken düşürebilir miyiz? Düşürürüz ya. Ama dur ya, bir ters şey olmasın. Ben şunları bir bitireyim. Ondan sonra buraya komple bir kanola ekelim. Sonra zaten mis gibi kanolaları toplarız abi. Arkadaşlar, kanoladan sonra ne ekeyim sizce? Hadi buraya da kanola ektik. Bunları da toparladık diyelim. Gerçi çok deli cihazlarımız olacak. Sıkıntı yok. Ben şu, sen çalış abi, tamam mı? Ben şu kanolaya bakmak istiyorum. Alabiliyor muyuz diye. Gel bakayım sen buraya kardeş. Evet, alabiliyor muyuz hemen bir bakayım. Ben bunları satmaya başlayacağım çünkü biraz para yapalım abi. Evet, şurası yamalı don gibi olmuş, hiç hoşuma gitmedi. Neyse, bir olayına gireceğiz artık. Şimdi şöyle gel bakayım sen abi, buradaki kanalından bile çok deli para gelir bize. Bu arada lag var. Evet, şöyle yapsak. Çalış abi. Bakayım yetişmiş mi? Yok, yetişmemiş abi daha. Bunu bekleyeceğiz anladığım kadarıyla abi. Tamam. Şöyle yapalım. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorsun değil mi? 20 bin dolar var. Aslında bir tane daha arı kovanı çaksak mı abi buraya bir yere? Ne yapsak arkadaşlar? Arı kovanından gerçekten güzel para geliyor. Ama son paramız bu da ya. İşçiye verecek para kalmaz. Alsak mı almasak mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ulan ben riske gireceğim. Risklerin adamıyım ben. Alacağım abi. Alacağım. Bir tane daha alacağım. Hadi bakalım. Kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 7. Çok güzel. Al bu da. Şöyle koyalım. 8. Abi ne iş? 879 dolarımız kaldı. Tamam. Neyse, zamanı hızlandırdık zaten. Birazdan paralar gelecektir arı kovanlarından. Evet, çok güzel. Bu arada ben şuna tekrar bakmak istiyorum. Arkadaşlar, bunun yetişip yetişmediğini nereden anlıyoruz biz ya? Hani özel bir bakabileceğimiz bir yer var mı? Yok, yetişmemiş abi. Yetişmemiş. Abi bizim aldığımız cihaz kanalı alıyor. Sıkıntı yok. Avnet. Evet. Barlıyor kanola. Tamam işte, kanolayı alabiliyoruz abi. Sıkıntı yok. Şöyle bir baksak. Briefing. Mavi neymiş? Growing. Evet. Şu anki az önce sorduğun sorunun cevabını kendim aldım arkadaşlar. Yani growing henüz alınmayacak anlamına geliyor. Evet, ready to harvest'a geldiği zaman olaya girebiliyormuşuz demek ki. Tamam, henüz mavi arkadaşlar. Zaten şeyde de yazıyor, bakın. Evet. Growth. Yani daha yetişmemiş, ham. Evet, bu arada ikinci akşamımızı yaşıyoruz abi. Akşam sefası. Abi alıyorsun değil mi? Tamam. Çok güzel. Takleci. Aslında ulan ekmeye başlayalım, hiç uğraşmayalım. Bir dakika dur. Gel abi sen. Bir dakika, yönümüzü şaşırdık. Gel abi. Gel ekelim biz seninle.
Bu arada ben bir önceki bölümde hatırlayacaksınız. Bu kanolanın depodan eksilmediğini söylemiştim. Evet, %99 olmuş abi. Bayağı bir o zaman işe yarıyor. Bu arada bu ekim cihazını da ben değiştireceğim arkadaşlar. Başka bir cihaz alacağım. Daha büyüğünü, daha iyisini. Böylelikle işlerimizi hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Evet, ekelim abi. Ek. Bunda hız sınırı var mı? Evet, varmış abi. Dur. Dur. Ekmiş miyiz? Evet, tamam. Hız sınırı varmış arkadaşlar. Tamam. Okey. Bunların herhalde daha büyükleri de vardır abi. Bir tarafa işte kanola ekiyordur. Bir tarafa ne bileyim buğla ekiyordur falan. Böyle uzun. Onlardan alacağız arkadaşlar. Henüz paramız yok. Ne kadar olmuş? 3450 dolar. Güzel. Tamam. Arı kovanları işe yaramaya başladı abi. Şimdi ben bir bir kanolaları da sattığım zaman güzel para kazanacağım. Tekleciler. Evet. Olaya giriyoruz. Ekiyoruz abi. Güzel bir şekilde ekiyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz abi. Işıklarımızı yakalım. Çiftlik kurallarına uyalım. Uyumayanları uyaralım. Evet. Aa, bir dakika lan dur. Yamuk yumuk ektik. Neyse orayı biz düzeltiriz abi. Aslında ben bunu işçiye versem nasıl olur ya? O daha güzel. İp gibi ekiyor abi. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Ben bunu işçiye dayayayım abi. İşçiye vereyim. Bu burada çalışsın. Daha güzel ekiyor bu çünkü ben böyle karıştıracağım abi. Dur bir dakika. Bu arada en fazla herhalde iki işçi çalıştırabiliyoruz. Aa, bir dakika lan. Dur. Abi ne iş? Ha lan, korktum. Yemin ediyorum korktum ya. Bunlar sarardı ya. Ulan dedim, taklaya geldik. Neyse, harvest moduna gelmişler. Tamam. Tamam, şunu ben işçiye vereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Yok, bunu değil. Bunu ben kendim yapacağım. Bir saniye. Taba bas. Evet. Bir dakika oğlum, bırakma, dur. Şöyle ışıklarımızı yakalım. Şöyle canlı bir görüntü olsun. Abi. Bu arka kısımlar olmuş, tamam mı? Ben onu alacağım. Çünkü bu ön kısımlar şey, henüz olmamış. Ha, bir dakika dur. İşmiş istemiyorum şu an. Evet. Şu an tarlamızı çok güzel bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. Harvester modunda. Evet. Şunu bir alalım. Abi ne oluyor? Ne işi ya? Takılıyor. Evet. Kanola'dan deli para yapacağız. Tekleciler. Kanola olayı bizi aya çıkartacak abi. NASA ile bile anlaşma yapabilirim yani o kadar parayla. Evet. Abi bu arada yerlerde şeyler var. Evet. Kanola topluyormuş abi bu cihaz. Abi diyor, senin diyor cihaz diyor kanolayı toplamıyor. Yine takliye geleceksin. Ulan biz taklecilerin kralıyız ve takliye gelir miyiz? Takleciler. Takliye getiririz böyle bak. 10 numara bir şekilde toparlıyoruz. Sıkıntı yok. Evet, şöyle bir abi şu uç kesimi de alalım. Burası biraz yampir olmuş. Evet, iki tane traktörümüz orada güzel güzel çalışıyorlar. Çok iyi. Bu arada 6120 dolarımız var. Abi ne iş? Köşeyi niye almıyorsun kardeşim? Abi fıtık oldum bak. Köşeyi alsana ya. Ha evet, şöyle. Evet, köşeyi toparlayalım abi. Abi bir dakika dur.
Arka taraf oldu mu? Şöyle yapayım ben. Ulan zamana bir ayarlayalım bir saniye. Dur taklaya gelmeyelim sonra. Abi real time değil de 5x işimizi gör. Neyse oradaki kanalılar ufaktan ufaktan yetişmeye başlamışlar. Sen çalış abi çalış. Evet. Şunu bir toparlayalım. Evet. İlk kanalımızı topluyoruz arkadaşlar bu bölümde. Bundan sonraki bölümlerde çok şekil cihazlar göreceksiniz. Yeni cihazlar alacağım ve olaya akacağız abi. Çok güzel. Abi bir ara bunlar böyle bu renge büründü ya, bilmiyorum kanalında ne şekilde göründüğünü. Ulan dedim var ya, çürüttük kanalayı, halbuki olmuş. Kanalanın asıl rengi buymuş. Ben yeşil bekliyorum abi hala, ne bileyim. Ulan dedik anasını satayım. Olaya mı gireceğiz? Neyse. Bakalım. Çalış abi çalış. Evet. Bu arada bunun deposu hemen hemen dolmak üzere. En son buğdayımızı biz boşaltmıştık bir önceki bölümde. Yanlış hatırlamıyorsam. Olaya gireceğiz abi. Şurayı ben böyle bir toparlayayım bakayım. Heh. Evet. Evet, yampiri yampiri gitmeyelim abi. Hop bir dakika. Evet. Çok güzel bir şekilde harvest olayımıza devam ediyoruz. Gayet de güzel olacak. Abi bunlar böyle sarı sarı, ulan dedim ödüm koptu ya. Dedim yani bir tarla kanolayı, daha doğrusu yarım tarla kanolayı mahvedecektik. Evet. %99 bu muhtemelen. Evet doldu arkadaşlar. Ben şunu kanolasını alayım. Devam. Evet siz ne yapıyorsunuz abi? Bir taraftan ekiyorsunuz, bir taraftan toparlıyorsunuz değil mi? Bunları saman balyası yapacağız artık. O ilerleyen bölümlerde olacak arkadaşlar. Evet şöyle olaya girelim be. Çok güzel gidiyoruz abi. Arı kovanları, kanola bize deli para kazandıracak. Çok güzel paralar kazanacağız arkadaşlar. Evet abi şöyle bir olaya girelim. Evet şunu bir açalım. Ya bir dakika dur. Ya dur abicim, yanlış tuşa bastım. Hemen şunu bir açayım. Geri gel abi. Geri gel. Şuradan olaya girelim. Ver gazı. Bakayım bunun şekli nasılmış abi. Evet biraz farklı. Evet rengi mengi tuhaf abi. Evet diğer kanolalarımız da olmuş. Çok güzel. Abi şurayı ben bir ne yapayım? Biçer döverle alayım abi ben burayı. Hop. Takliye gelme abicim. Takliye gelme. Evet. Evet güzel paralar kazanacağız. 2500 dolar abicim. Tonu galiba. Tonajı. 2500 dolar. Biz bir römorktan, yani bu derin römorktan iyi para kazanırız gibi geliyor arkadaşlar. Kanoladan. Ondan sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz? Güzel para kazandığım zaman ilk işim şey alacağım arkadaşlar. Bu cihazdan alacağım bir tane. Bunu satıp bir tane şey alacağım. Biçer döver makinesi alacağım. Ondan sonra ne alırım? Ekmek için, yani bu ekim işi için arkadaşlar
şey yapacağım. Bir tane daha cihaz alacağım ki daha güzel, hızlı bir şekilde ekelim. Zaten ondan sonraki işlerimiz herhalde çok daha rahat ilerleyecek. Çünkü makineler sağlam olacak. Kazanç sağlam olacak. Tarla sağlam olacak. Ondan sonra olaya gireceğiz abi. Şunu ben bir toparlayayım bakayım. Evet. Evet, şurayı da alalım. Sen bir yukarı kalk. Bu arada lag var. Evet abi, toplayalım. Toplayın da bizi toplamasın sonra. Evet. Bu arada bazı arkadaşlar bizim bu topline'ı çok pis taklaya getirmişler. Biliyorsunuz daha önce Euro Truck Simulator 2'de bu elemanla kapışmıştık. Bu eleman bir arkadaşıyla kapışmıştık. Sonra bizim taklici tayfa olaya girmiş abi. Gerçi ben topline'a Steam'de baktım, herif ban yemiş abi. Steam'den bile ban yemiş. Muhtemelen Rus'tu. Ki Ruslar biliyorsunuz oyun dünyasında pek de çok sevilmeyen insanlar oluyor. Çünkü her türlü olayın her türlü tırtıklığına, taklisine kayabiliyorlar. O yüzden sıkıntıya girmiş abi elemanlar. Evet. Bir dakika dur. Evet. Burayı da alalım abi. Güzel bir şekilde devam ediyoruz bakalım. Hop. Evet, şunu da bir %100 yapalım. Kanoludan güzel para kazanacağız gibi geliyor bana. Siz ne yapıyorsunuz orada takleciler? Evet. Biri toparlıyor, biri ekiyor. Çok güzel. Evet, iki işi aynı anda. Yani daha doğrusu üç işi aynı anda yapıyoruz. Elemanları bizden para alıyorlar ancak tarla büyük arkadaşlar ve tek çalıştığım için de işin biraz hızlı bir yürümesi gerekiyor. O yüzden şu an için elemanlara ihtiyacımız var. Evet, şurayı da bir alalım. 95 96 97 98 89 evet 100. Bir dakika, siz ne alemdesiniz abi? Evet, tamam. Sen güzel güzel ip gibi ek abi. Ondan sonra biz ektiğimiz zaman bizim ektiğimiz olay yamalı dona benziyor yine. O yüzden uyuz oluyorum. Hiç sıkıntıya girmeden şurayı ben bir alayım arkadaşlar. Abi yok. Ben şu ek görevleri bir ara kapatayım ya. Gelip duruyor. Şimdi abicim O tuşuna basarak borumuzu çıkartalım ve olaya girelim. Boşaltıyor musun abi? Dur. Dur. Ver gazı. Kes tıraşı. Ver gazı. Evet. Kanalımız birikiyor abi. Bu arada ben kanola fiyatlarına bir bakayım. Ne alemde? 2487'ye düşmüş. Neyse, fena değil abi. Buğdaya göre gayet iyi. Biz herhalde kanoladan deli para kazandık. Mısırın fiyatı ne kadar ya? Bir bakayım ben hemen ona. Yok ya, mısır düşük. Patates de düşük. Sugar beet. Şeker pancarı mı abi bu? 1000 dolar düşük abi, en çok kanola kazandırıyor. Ama ben ilerleyen bölümlerde şey yapacağım arkadaşlar. Böyle tarlanın bir tanesine, birazına, işte üçte birine kanola, üçte birine mısır, üçte birine ne bileyim patates ya da sugar beet, yani şeker pancarı, pancar mı abi, beet pancar demek galiba. Şeker pancarı ekerim, böyle üçlü karışık bir tarla olur. Hep kanola biraz sıkabilir arkadaşlar. Değişik olaylara da gireriz. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Oyuna bir sonraki bölümde tam anlamıyla buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.